biraz böyle salıvermek lazım. Başkaları istiyor diye illa bizim ortodoks yaklaşımlar içerisinde para politikamızı götürmek zorunda değiliz. Kaderi neye bağlı? Bugün bu soruya yanıt arayarak başlıyoruz. Erkin Şahin Öz stüdyomuzda. Erkin günaydın, hoş geldin yayına. Hoş bulduk, günaydın ben. Çok hareketli yani. Dün biz bu saatlerde yayın yaparken kurda arka arkaya rekorlar geldiğini takip ettik. Ve o kritik 2.20 eşiğinin de aşıldığını gördük. Şimdi artık bu seviyelerin üzerinde miyiz? Kurun kaderi neye bağlı bundan sonra? Bundan sonra kurun kaderi aslında Berfo şöyle bakmak lazım. Dışarıdaki hava kötü değil. Dünya borsa endeksleri, neredeyse DAX, Alman borsası 5 haneli düzeye yaklaştı. 9700'lerde. Dış dünyada aslında çok büyük bir problem yok. Ama Fed'in normalleşme sürecini başlatmış olması gelişmekte olan ülkeler üzerinde bir baskı yaratıyor. Bundan Türkiye'de etkileniyor. Ama biz olumsuz ayrışıyoruz. Bu çok net bir, net bir şekilde ortada. Aslında iki tane neden var. Birincisi içeride artmış olan siyasi tansiyon. İkincisi Merkez Bankası'nın yani içsel faktörleri değerlendirdiğimizde iki şey öne çıkartıyor. Biri siyasi tansiyon, diğeri de Merkez Bankası'nın faiz silahını kullanmama konusundaki eğilimi, öyle söyleyelim. Ve şöyle mesela dün Brezilya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını %10'dan 10.50'ye çıkartmış olması dahi bizim kurumuz üzerinde negatif yönde etki yarattı. Brezilya'nın ne yaptığını bir görelim. O konuda hotportlarımız da var. Yani gelişen ülkelerin fon çıkışına karşı ne yönde, diğer merkez bankalarının ne yönde adım attıklarını gördük. Ve en son Brezilya'nın 50 bas puanlık faiz artışı son derece önemli. Yani hatta şöyle kıyaslamalar da yapılıyordu. Yani Brezilya faiz artırdı. Önümüzdeki hafta bizim merkez bankasından bir adım gelmezse hani bu Türkiye'nin cazibesini daha da azaltır mı gibi yorumlar da yapılıyor. Yani böyle bir kıyaslama doğru mudur? Şimdi elbette doğru. Çünkü bir havuz var ortada. Yabancı sermaye havuzu ve bu yabancı sermaye havuzunun bir kısmı gelişmekte olan ülkelere gidiyor. O gelişmekte olan ülkelere giden kısım da seçiyor. Nerede sıkıntı az, nerede para kazanabilirim, hangi ülkenin para biriminde sıkıntı yaşamam, hangi ülkenin borsasından para kazanabilirim, tahvilinden para kazanabilirim. Şimdi eğer biz cazibemizi bu kendi havuzun gelişmekte olan ülkeler havuzu içerisinde cazibemizi azaltırsak ki çok daha seçici oldular, çok daha talepkar oldular. Özellikle Fed'in başlatmış olduğu normalleşme sürecinden sonra. Haliyle de başka benzerlerimizin ne yaptığı para politikasında, benzerlerimizin maliye politikasında ne yaptığı, onların makro durumu ve siyasi durumu bizim de içerideki piyasalarda faizimizi, kurumuzu ve borsamızı etkiliyor. Şimdi şöyle bir gerçek var, tabii yabancı faize bakıyor. Yani kimin faizi daha cazipse, daha yüksekse orayı tercih ediyor. Şu anda Brezilya'nın son faiz artışı ile birlikte gelişen ülkelerdeki politika faizlerine baktığımızda hani en yüksek Brezilya %10,5 seviyesiyle. Hemen arkasından Hindistan, Endonezya, Rusya diye devam ediyor. Biz tabii politika faizi konusunda bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. Evet. Yani eski politika faizi diye bildiğimiz haftalık repoyu burada baz alarak koyduk. Ama işte üst bandı baz alırsak orada biz Hindistan tarafında yer alıyoruz. Yani ikinci sıralara geliyoruz. Ama 4,5'u baz alırsak da daha ortalarda yer alıyoruz. Yani politika faizi açısından. Evet, aslında yani politika faizi olarak evet. Bir de şeye de bakabiliriz. Ortalama fonlama maliyetine. Ortalama fonlama maliyeti gözüyle baktığımız zaman da işte 6,5 ile 7 arasında bir yerlerdeyiz. Eğer hani onu baz alacaksak. Ama asıl olan burada şu. Berfu, politika faizi çok önemli. Ama politika faizi şu açıdan önemli. Kur, yabancı sermaye girişi. Şimdi cari açık rakamları yayınlandı. Herkes cari açığa bakıyor. Halbuki cari açığın finansmanına bakmak lazım. Hı hı. Geçen yılla bu yıl arasında kur neden 2.20'lerde, kurun neden 2.20'de olduğu ortada. Bir, biz yüksek cari açığa sahip bir ülkeyiz. Biz cari açığımızı neyle finanse ediyoruz? Kısa vadeli sermaye girişleriyle finanse ediyoruz. Ve bunun da aslında daha çok likit olan kısmıyla yani hisse senedine bono
Şimdi 2012 rakamları, 2013 rakamlarını kıyasladığımız zaman çok net bir şekilde kısa vadeli sermaye girişi azalmış. Çok net bir şekilde. Hisse senedi ve tahvilde çıkış var 2013'te. Hı hı. Özellikle Bernanke'nin işareti verdiği, ne zaman vermişti? Mayıs'ta. Nereye işaret etmişti? Eylül'de ben başlayabilirim. Ondan sonra Mayıs'tan sonraki dönemde gelişmekte olan ülkeler sıkıntı yaşadı. Ama bizdeki kur neden 2.20'ye gitti sorusunun cevabı kısa vadeli sermaye girişi durdu. Erkin, dün senin de işaret ettiğin bir yazı vardı Financial Times'ta. Orada ülkelerin dış finansman ihtiyaçlarını karşılaştırmışlar. Evet. Gayri safi yurt içi hasılaya oranlarını ve şu grafik çok dikkat çekici. Burada Macaristan ilk sırada ve hemen arkasından biz geliyoruz. Evet. %19'la dış finansman ihtiyacının gayri safi yurt içi hasılaya oranı bu. Son derece yüksek bir dış finansman ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Yani evet. Bu da aslında bizi negatif ayrıştıran faktörlerden biri herhalde. Kesinlikle. Ben şurada bir açıklama yapayım. Yabancı seçim yaparken en çok nelere bakar sorusunun cevaplarından biri budur. Bu evet. Grafiktir. Dış finansman ihtiyacı. O nedir? Bizim dış yükümlülüklerimiz var. Bunun bir kısa vadeli kısmı var. Bunu koyuyoruz bir kenara. Üstüne uzun vadeli yükümlülüklerimizin şeyini ekliyoruz. Kısa vadeli kısmını ekliyoruz. Yani bir yıl içerisinde karşılamamız gerekiyor. Üzerine dönüyoruz, bir de cari açı ekliyoruz. Bütün bunları ekleyip ekonominin büyüklüğüne bölüyoruz. Ortaya çıkan tablo bizim dış finansman ihtiyacımızın çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu da ne demek? Neden kırılgan beşli içerisinde Türkiye gösteriliyor? Neden kırılgan beşli içerisinde gösteriliyor? İşte bunlardan dolayı. Kırılgan beşliler içerisinde yani o gelişmekte olan ülkelerin Fed'le birlikte rahatsız olabilecek, en çok rahatsız olabilecek kırılgan beşliği tanımlanmış. Onun içerisinde de biz şu an dış finansman gereksinimimiz çok yüksek olduğu için en kırılganlardan biri olarak addediliyoruz. Bir de üstelik içeride siyasi gelişmeler var. Yani her dakika gün içerisinde piyasada aktif trade edenler, yatırım yapanlar bunu görüyorlar. Her an bir son dakika haberi geliyor. Bu kadar son dakika haberleri içerisinde Borsa İstanbul'un rahatlaması, o 70 bin önce kritik, sonra da 72 bin, 73 bin bölgesini geçebilmesi çok zor Berfu şu şartlar altında. Şimdi herkes 21 Ocağı bekliyor. Yani bir dönüm noktası mı olacak 21 Ocak? Merkez Bankası yılın ilk toplantısını yapacak ve o toplantıya dair ne yapacağına ilişkin hani anketimiz de var. Belki onu da izleyicilerimize hatırlatabiliriz ama burada ankete gelmeden şuna bir bakmak lazım. Yani kırılgan beşlide diğer merkez bankaların ne tür tepkiler vermişler? Özellikle bu Fed'in çıkış sinyalinden sonra diye baktığımızda mesela faiz konusunda Brezilya, Endonezya ve Hindistan dışında işte Türkiye ve Güney Afrika hiç faizle ilgili adım atmadı ve kesin ve kes bu silahı kullanmayacağını söyledi. Biz daha çok likidite önlemleriyle ve makro ihtiyati tedbirlerle bazı adımlar attık. Ama mesela Güney Afrika hiç adım atmadı bu evet. Süreçte. Tek bir adımı bile olmadı. Yani kura karşı herhangi bir politika tepkisi verilmedi Güney Afrika Merkez Bankası tarafında. Evet. Şimdi her tabii gelişmekte olan ülkeler elbette bir havuza toplanıyor ama her birinin kendine has problemleri, kendine özgü güçlü tarafları var. Dolayısıyla her birinin politika tepkisi farklı olabiliyor. Ama böyle dönemlerde şu an biz ne konuşuyoruz? Sudden stop denen bir hikaye var. Şu an en çok korkulan, gelişmekte olan ülkeler açısından en çok korkulan hikaye sudden stop. Sudden stop ne? Ani duruş. Neyin ani durması? Sermaye girişlerinin ani bir şekilde durması. Onun büyüme üzerinde yaratabileceği, borsa endeksleri üzerinde yaratabileceği tahribat. Şu an dış basında gelişmekte olan ülkelerle ilgili yazılan en önemli, en çok tartışılan konulardan biri bu. Hı hı. Şimdi bir kere bu gözle bakalım. İkincisi bizim Merkez Bankamız ve politika yapıcılarımızdan şu yönde bir işaret geliyor. Biz ortodoks yöntemleri eşittir. Politika faizini değiştirmek durumunda değiliz. Başka enstrümanlarımız var. Demek ki 21 Ocak'taki toplantıda, Merkez Bankası toplantısında politika faizi tarafından bir şey beklenmemeli. Haftalık repoyu kastediyorsun yani. Haftalık repoyu kastediyorum. Evet. Yani Merkez Bankası ne yapabilir? Ben onunla ilgili yani diğer enstrümanları açıkçası konuşalım. Yani Merkez Bankası rezerv opsiyon katsayısıyla oynayabilir. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çekecek hamleler atabilir. Ek sıkılaştırma programını devreye sokabilir. İşte döviz satış ihalelerinde minimum rakamı yukarı çekebilir. Vesaire vesaire. Bütün bunları yapar ama faizle birebir değişiklik yapmasını ben beklemiyorum. Zaten gelen mesajlar da o yönde. Hı hı. O yüzden de kur bir türlü
şey altına giremiyor, kontrol altına giremiyor. 2.20'nin üzerinde kaldıkça adresimiz 2.30-2.35 bandı. Yani buranın üzerine yerleşmememiz lazım. 2.20'nin üzerinde kalması çok tehlikeli kurum. Ve üstelik dolar euro paritesi daha 1.36'larda performans. Dikkatini çekelim. Dolar endeksi 81'in altında. Dolar endeksi nedir? Doların 6 tane gelişmiş ülke para birimine karşı değerini gösteriyor. Ağırlıklı ortamı, geometrik ağırlıklı ortalaması. Yukarı gittikçe dolar endeksi, dolar değer kazanıyor demektir. Şu an dolar endeksi 81.5 direncinin altında. Yani sakin. Parite üzerinden de bunu görmek lazım. Şimdi bu şartlar altında bile biz 2.20'nin üzerindeysek, ola ki dışarıda bozuldu ortam. O zaman 2.30-35 gündeme gelebilir. Şimdi bizim CNBC anketinde, kotasyon anketinde 18 ekonomiste soruldu. Şu anda %4,5 olan haftalık repo faizinde değişiklik beklemiyor ekonomistler. 7 ekonomist şu anda 7.75 olan faiz koridoru üst bandında artırım bekliyor. 1 ekonomist orada 1 puan, 2 ekonomist 75 bas puan, 4 ekonomist 50 bas puan artım beklerken 11 ekonomist değişiklik beklemiyor. 18 ekonomistin tamamı alt koridorda da değişiklik beklemiyor. TL döviz zorunlu karşılıklarda değişiklik beklenmiyor. 14 ekonomist ROK'ta değişiklik beklemiyor ama 3 ekonomist artırım bekliyor ve 1 ekonomist de indirim beklediğini söylemiş. Evet. Beklentiler bu şekilde. Özellikle faiz konusunda, yani o politika, eski politika faizi konusunda herhangi bir beklenti yok ama biz burada konuk ettiğimiz birkaç konuktan, mesela Sengül Dağdeviren'den ve Ali Çakıroğlu'ndan haftalık repo faizinde artış olabileceğine ilişkin beklenti dinlemiştik. Evet. Hem fonlama maliyetini artırmayacak hem de faiz artırmış olacak Merkez Bankası. Haftalık repoyu artırabilir yorumunu yapmışlardı. Evet. Onu da hatırlatalım ama bizim ankete yansıyan bir beklenti yok. Benim de beklentim politika faizinde bir değişiklik yapılmayacağı yönünde. Diğer enstrümanlarla. Zaten mesajlar veriliyor. Ortodoks ne demek? Geleneksel yöntemler. Geleneksel yöntemler nedir? Merkez bankalarının politika faizidir. Biz daha çok anortodoks dediğimiz, geleneksel olmayan diğer enstrümanlar üzerinden kurdaki yükselişi, kontrolsüz yükselişi kontrol altına almaya çalışacağız. Yalnız kur bu şekilde devam ederse yüksek enflasyon, düşük büyüme 2014'ün ana teması olabilir. Şimdi bir de para birimlerine bakalım. Yani mesela işte merkez bankalarını az önce gösterdik. Mesela Güney Afrika ve Türkiye faize dokunmayan iki merkez bankası olarak kırılgan beşli de öne çıktı. Peki onların paraları ne yapmış? Mesela önce yılbaşından bugüne bakalım. Yılbaşından bugüne en çok değer kaybeden Arjantin pezosu %3,9 ile, arkasından Güney Afrika randı geliyor %3,8 ile ve Türk lirası %2,7. Yani burada yılbaşından bu yana evet Türk lirasında bir değer kaybı var ama en kötüsü biz değiliz. En kötüsü biz değiliz ama biz yılın son döneminde, yani 2013'ün son döneminde de ciddi bir değer kaybı yaşadık. Bu grafikte evet yılbaşından beri bakıldığı zaman en çok değer kaybeden para birimi olmadığımız. Bence çok güzel bir grafik. Ama bir de buna aslında Bernanke'nin o işareti verdiği Mayıs döneminden sonrasına bakmak lazım. Ve özellikle... Dün de ona bakmıştık. Orada da en kötüsü biz değiliz. Yani. Evet. Yine ikinci ya da üçüncü sıradayız. Evet. Bir de bizim tabii en çok etkilendiğimiz süreç 17 Aralık ve sonrasında. Yani o siyasi tansiyonun artmaya başladığı süreç. Orada en kötüsü biziz. Evet, orada da en kötüsü. 17 Aralık'tan beri en kötüsü evet. Biz değiliz. Biz bir de bu haftaya baktık Erkin. Bu hafta yine dördüncü sıradayız. Yani bu haftaki performansta da en kötüsü Türk lirası değil. Arjantin pezosu, Meksika pezosu, Güney Afrika randı ve Türk lirası diye devam ediyor. Evet. Ama 17 Aralık dediğin gibi önemli bir tarih bizim açımızdan ve o tarihten beri bakınca, yani dünkü performans yok gerçi o grafikte ama dünkünü eklersek yine en kötüsü bizizdir herhalde. Yani dünkü o sert hareketler sonrası orada en çok değer kaybeden Türk lirasıydı. Yani durum bu şekilde. Yani aslında bu tablolar şunu mu gösteriyor, hani Merkez Bankası faiz artırmamış ama zaten en kötüsü de Türkiye değil. Yani merkez bankalarının yapabilecekleri sınırlı bu dönemde. Bunu mu anlamalıyız bu tablolarla? Elbette, elbette. Yani merkez bankaları sadece gidişattaki olumsuzluğu sınırlandırabilir. Sorunu çözme şansları yok. Bizim asıl şeyi bulmamız lazım. Asıl problemi, kaynağına inmemiz lazım. Problemin kaynağı siyasi tansiyonun artmış olması. Yani bu çok net. Dolayısıyla burada bir ılımlı hava oluşursa eğer, kur yukarı gittikçe, borsa aşağı geldikçe fırsat yaratacak. Bunu da unutmamak lazım. Yani yatırımcı elbette 2.20'nin üzerinde olumsuz gelişmeler var vesaire ama kur yukarı gittikçe
Borsa İstanbul aşağı geldikçe yabancı yatırımcı için cazip seviyeler. Çünkü onlar dolar bazında bakıyorlar. Hı hı. Yabancı para birimi cinsinden bakıyorlar. Onlar için cazip fırsatlar oluşacaktır. Ama henüz değil. Bu arada çok sayıda yorum var izleyicilerimizden. Mesela Turgut Bey diyor ki kur böyle giderse 2014'te enflasyondan daha öncelikli konuşulacak bir konu var. Zor duruma düşecek Borsa İstanbul şirketleri demiş. Yine bir başka izleyicimiz demiş ki döviz sepetinde ve dolarda yeni zirveler denerken biz BIST 100'ün bu kritik mesela aşağıdaki kritik seviyelerden uzak durmasını neye bağlamalıyız? Orada korelasyon bozuluyor mu diye sormuş. Bir kere şunu unutmamak lazım. Dış piyasalar çok güçlü seyrediyor. Dış piyasalar neden güçlü? Bence çok güzel bir soru. Dış piyasalar güçlü seyrettiği için bizde 65 bin 66 bin kritik desteğinin üzerinde kalabiliyoruz. Burası önemli. Belli ortalamaların geçtiği de bir bölge. Ama şunu unutmamak lazım. Geçen hafta da konuşmuştuk. 58 bin 70 bin hadi ihlalle 73 bin bu geniş bant 60 bin 70 bin arasındaki o bant arasında önümüzdeki haftalarda gider gelir borsamız. Aydın Bey demiş ki S&P düşmeyecek mi? Erkin Bey'e tek sorun budur diye sormuş. Henüz değil. Ben de şunu söyleyeyim. Dış piyasalar nezdinde Amerikan ekonomisi büyüyor. Öyle değil mi? Gelen verilere baktığımız zaman elbette Aralık ayında tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı. Olacak o kadar. Yani aylarca 200 bin, 200 bin, 200 bin ekleyen Amerikan ekonomisinde elbette bir ay beklentilerin altında kalabilir tarım dışı istihdam. Ama Amerikan ekonomisi, ISM imalata bakıyoruz, hizmetlere bakıyoruz, haftalık işsizlik başvuruları, işte geçen bu hafta boyunca da Ocak rakamlarını gördük, Philly Fed'i gördük, Empire imalat endeksini gördük. Amerika'da işler iyi gidiyor. Ama asıl olan piyasalar nezdinde ekonomik büyüme, 10 yıllıkları azdırmayan ekonomik büyüme makbul olandır. Hmm. Piyasalar nezdinde. Şimdilik sakin oradaki durum. Evet. Yani Amerika'nın 10 yıllıksa barometremiz orada bir gevşeme gördük dün mesela. Kesinlikle öyle. Yani yatırımcılar şuna bakmalı. Dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllıkları sakin kaldığı sürece Amerikan verileri güçlü gelse dahi dış piyasaları bozmaz. Dış piyasaların bozulacağı nokta dolar endeksinin ve 10 yıllıkların kontrolden çıkması. Yukarı yönde. Ben burada da seviye olarak şunu söyleyeyim. 10 yıllıklar %3'ün altında kaldığı sürece dış piyasalarda sert bir düzeltme beklenmemeli. Başka bir şok falan gelmemesi varsayımıyla bunu söylüyorum. 3'ün altında. 3 ve 3.20 bandında tedirginlik artar. 3.20 üstünde panik başlar. Yani 10 yıllıklar olarak kritik seviyeler olarak ben bu seviyeleri dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde dolar endeksini de takip etmekte yarar var. Yani %3'ü aşmadığı sürece dışarıda sert bir düzeltme beklenmemeli diyorsun özetle. 3 üstünde tedirginlik, 3.20 üstünde panik. Şimdi enflasyon bu aralar Amerika'da en çok izlediğimiz konuydu. İşte denildi ki enflasyon konusunda da veriler beklentilerden çok farklı gelirse ikinci bir kafa karışıklığı oluşur Fed'le ilgili dediler. Çünkü geçen cuma istihdam verisi çok zayıf gelmişti. Evet. Ondan sonra şimdi enflasyon verileri açıklandı. Biraz böyle beklentilerin hafif üzerinde rakamlar var. Evet, belki bu grafik çok önemli bir grafik. Çünkü enflasyon başka bir şey, enflasyon beklentisi başka bir şey. Bunlar karışmamalı. Merkez bankaları para politikasını belirlerken enflasyon beklentisine daha fazla ağırlık verirler. Çünkü enflasyon beklentisi ileride bir yıl sonra enflasyonun ne olacağını ben olarak ben ne bekliyorum, yatırımcılar ne bekliyor, ekonomik bilimler ne bekliyor bunu gösterir. Şimdi bu grafikte Amerika'da ekonomik bilimler, hatta şöyle söyleyelim daha doğru olur, hazine piyasasından bunu alıyoruz. 10 yıllık nominal, yani 10 yıl, bildiğimiz 10 yıllıklardan 10 yıllık reel faizleri çıkartarak 10 yıl sonranın enflasyon beklentisine bakıyoruz. 10 yıl sonranın enflasyon beklentisine baktığımız zaman kriz öncesi düzeylerde artık ya o 2009-2008 krizinde büyük bir çöküntü yaşıyor. Ekonomik büyümenin ciddi anlamda daralmasıyla birlikte ama enflasyon beklentileri de güçlenmeye başladı. Yani tarım dışı istihdam vesaire falan diyoruz ama şimdi Fed iki tane politikası var. Bu çok karışıyor. Berfu şunu bir daha açmakta yarar var. Bir tahvil alım programları var. Bunu azaltıyorlar. İki faiz politikaları var. Şu an sıfır. Diyorlar ki %6,5 işsizlik, %2,5 enflasyon beklentisi. Enflasyon değil, enflasyon beklentisi. Enflasyon beklentisi %2,5'un üzerine çıkmazsa, işsizlik oranında 6,5'un altına inmezse biz faizleri sıfırda tutarız diyorlar. Bu şartlar ihlal olmaya başlarsa, şartlar bu eşikleri geçmeye başlarsa ekonomik değerler, o zaman faiz artışı başlayacak. O yüzden sadece İstihdam rakamlarına bakmamak lazım.
Aynı zamanda yatırımcılar Amerika'daki bir yıl sonranın, iki yıl sonranın enflasyon beklentilerini de takip etmeli. Ben yayından sonra kendi şeyimden bunlar nasıl hesaplanır onunla ilgili detay paylaşabilirim. Devam edelim. Kısa bir aradan sonra hem kurun kaderi neye bağlı hem de dalga boyu ne zaman azalır sorularına yanıt aramayı sürdüreceğiz. Evet, geri sayım devam ediyor. Erkin Şahin Öz'le birlikteyiz. İlk bölümde kurun kaderi neye bağlı diye konuştuk. Yani özetle ne diyelim? Neye bağlı? Yerli, yabancı, merkezi. Üç seçenek sunsak. Erkin ne dersin? Berfu, hepsine bağlı. Ben dışarıdan başlayayım. 10 yıllıklara bağlı. Dışarıda dolar endeksine bağlı. İçeride siyasi tansiyon ve Merkez Bankası'nın kararlılığına bağlı. Bu dört faktöre bağlı diyebiliriz. Hepsine bir arada bağlı. Hepsinin oranları belki farklı. Evet. Biz bugün Egemen Candır'la konuştuk. İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdürü. O da böyle oranlar vererek hani kurun kaderinin neye bağlı olduğunu aktardı. Bir dinleyelim. Merkez Bankası'nın bu aşamada bir müdahale hakkı var ayın 21'inde. Burada faiz arttırımı konusunda özellikle hükümet kanalında biraz çok istek yok anladığım kadarıyla. Ama Merkez Bankası özellikle biliyor bu tabii. Kendileri karar verecekler. Faiz arttırılmazsa ne olur durumunda biz yine yükseliş eğilimi görebiliriz. Ama Merkez Bankası'nın elinde başka silahlar da var. Basitçe biz şu zamana kadar özellikle bankaların Merkez Bankası'ndan borçlanma taraflarında bir kısım sıkılaştırmalar görmüştük. Politika faizinden yani haftalık yapıdan borçlanmada İsmail Güner'le sıkılaştırma görüyoruz. Piyasa yapıcı bankaları iki toplantı önce de limitini sınırlamışlar 6,5 milyar TL'ye. Son olarak da üst banttan şu anda ciddi oranlarda borçlanma alıyorlar merkez bankalar kendi aralarında. Merkez Bankası'ndan. Ama bu üst banttan kullanabilecekliği meblağa da istinay gün kapsamında sınırlama getirebilirse Merkez Bankası dolaylı olarak zaten bir faiz artırımı yapmış olur. Ve istinay gün sayısını arttırarak da gerektiği durumda daha fazla bir faiz artışı etkisi olmuş olur aylık bazda. Ve gevşetmek isterse de bu istinay gün sayısını azaltaraktan bu şekilde yapmış olur. Yani şu anda limitsiz bir şekilde üst banttan borçlanabiliyor bankalar. Buna bir limit koyulması bütün TL likiditesini Merkez Bankası'nın eline verecektir. Eğer faiz arttırılmayacaksa geçici bir önlem olur bu durum. Ama en azından şuradaki volatilitenin bir kısmını almaya yeterli olabilir diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle ise Merkez Bankası'nın 2014'ün en azından ilk çeyreğinde en azından bir ile iki defa faiz arttırması gerekecek gibi geliyor bana. Yani bizim Mart'a kadar minimum bir defa bir faiz artırımı görmemiz gerekiyor. Politika faizinde olması bile ispatlı bir faiz artırımı görmemiz gerekiyor ki şuradaki volatilite birazcık alınabilsin. Evet, Egemen Candır'ın yorumu önemli. Üst banttan borçlanmaya limit koyabilir faizi artırmasa bile gibi bir tespitte bulundu. Yani böyle TL sıkılaştırma silahını böylece kullanmış olur ve kurda dalgalanmayı bu bir ölçüde azaltabilir gibi bir yorum dile getirdi. Evet. Hani merkezin toplantısı öncesi farklı beklentiler dillendiriliyor. Onlardan bir tanesi. Ben açıkçası belediye seçimlerinden önce Merkez Bankası'nın politika faizinde bir değişikliğe gitme ihtimalini çok düşük görenlerdenim. Ondan sonra bakacağız. Şimdi borsayla ilgili çok soru var Erkin. Mustafa Bey demiş ki elinde hisse olan küçük yatırımcı ne yapmalı? Kısa vadede risk var. 60 bin seviyesine kadar düşüş sürecek mi diye sormuş Twitter'da. Evet, ben bekliyorum. Şimdi önce geniş bandı tekrar hatırlatalım. 58 bin, 73 bin. Biraz bandı daraltalım. 60 bin, 70 bin. Bu bant içerisinde önümüzdeki gün ve haftalarda salınmaya devam eder Borsa İstanbul. Buradan mesaj ne? 70 bine yaklaştıkça risk azaltmak, hele 73 bine gelirse riski daha da azaltmak, bir başka pozisyon küçültmek. Aşağıya 60 bine doğru geri çekilmelerde de tepki hareketleri için risk almak, pozisyon arttırmak. Dolayısıyla şu anki en ideal strateji küçük yatırımcı açısından bu olabilir. Borsa İstanbul nezdinde. Bu arada fiyat kazanç oranları açısından cazip mi şu anda Türkiye piyasası gibi çok soru geldiğini de görüyoruz. Ne diyelim genel olarak bu sorulara? Berfu, iyi ki gündeme getirdin. Çünkü şu fiyat kazanç oranı konusu çok kritik bir konu. Ben şu konuda önce şunu bir hatırlatayım izleyicilerimize. Bu arada 2009'dan beri olan fiyat kazanç oranları en yüksek ve en düşük olmak üzere şu anda ekranda gösteriliyor. Evet. Şimdi fiyat kazanç oranına biz şöyle bakıyoruz.
fiyat kazanç oranı düştükçe kazançlara göre, yani şirketin durumuna göre borsa aşağı gelmiş anlamına geliyor. Yani borsa cazipleşiyor. Yukarı gittikçe de tam tersi, kazanca göre borsa İstanbul veya şirket nezdinde şirketin değeri aşırı değerlenmiş şeklinde düşünülebiliyor. Dolayısıyla fiyat kazanç oranı düştükçe cazibe artıyor, yükseldikçe cazibe azalıyor. Bir kere bunu söyleyelim. Ama fiyat kazanç oranında asıl olan paydadaki ne var? Kazanç var. Biz genelde son 12 ayın kazancını koyuyoruz oraya. Halbuki öyle olmamalı. Son 2 ayın kazancı değil, bir sonraki, yani gelecekteki 12 ayın tahminini koymamız lazım. O yüzden de fiyat kazanç oranlarına nasıl bakıldığı çok önemli, çok yanıltıcı olabilir. Geçmişte evet, şimdi hangi perspektiften bakıyoruz? 2014'te reel sektörün durumu ortada şu an. Siparişler alınamıyor. Fiyat veremiyorlar. Neden? Kurdaki oynaklık nedeniyle. Şimdi bu şartlar altında 2014'te büyüme beklentilerin altında olacak. Zaten son dönemce yabancı aracı kurumlar büyüme tahminlerini aşağı doğru çektiler. Hatta stagflasyon, yani hem düşük büyüme hem yüksek büyüme demektir. Yüksek enflasyon. Onu da açmış olalım. Bekleyen yabancı aracı kurumlar var. Bu pazartesi daha bizim CNBC evet. Tüketici Güven Endeksi çok sert düşünce Erhan Aslanoğlu hafif bir stagflasyon yılı olabilir 2014 demişti. Katılıyorum. Haliyle de büyüme düşük olacaksa şirketlerin kazançları düşük olacaktır. O yüzden de fiyat bölü kazançta payda küçülürse oran yukarı gider. Yani geçmişe dönük karlara bakıp düşük FK ve ucuz borsa demekten ziyade geleceğe dönük kar tahminlerini kullanmak lazım. Çok yanıltıcı bir rasyo olabilir bu. Nereden baktığınıza bağlı. Bunu en azından vurgulamak istemiştim. Teşekkür ederim. Bu önemli bir nokta gerçekten. Bu arada yine izleyicilerimizden işte makro görünüme dair bazı sorular var. Yani makro görünümde ciddi bir bozulma var. Ve burada büyümenin zayıflayacağı beklentisini de gözeterek merkezin faiz artırmayacağını söyleyen, mesela dün Serkan Özcan'ın öyle bir yorumu vardı. Evet. Odeya Bank Genel Müdür Yardımcısı. Yani merkez sadece enflasyona bakmıyor, hani büyüme tarafını da gözetiyor. Bu nedenle faiz artırmaz demişti. Bir dinleyelim Serkan Bey ne demişti dün. Türkiye'nin büyümesiyle ilgili de bence kaygıların bir miktar arttığı bir döneme giriyoruz. Şimdi bu büyümeyle ilgili kaygılar, genel siyasi ortam ve güven sıkıntısı varken bir yandan da kuru çok böyle kontrol altına almak için daha fazla faizle yukarıya gitmek bence işleri olduğundan daha kötü bir noktaya da götürebilir. Yani çok bunu söylemek istemiyorum ama bence şöyle bir durumda, şöyle bir senaryoda konuşuluyor olması lazım. Faizler artarken de kur devam edebilir yükselmeye. Yani eğer bugün makro fundamentalların söylediklerinden başka bir nedenle kurda bir artış yaşıyorsak, ki ben tamamıyla böyle olduğunu düşünüyorum. Faiz arttırmanın çok da böyle kısa vadeli olumlu etkileri olsa bile uzun vadede nasıl etkileri olacağını, bunu tartıya iyi koymak lazım. Evet, yani faiz artırmama gerekçelerinden biri de büyüme olacaktır merkezin demiş. Çok doğru bir tespit, çünkü biz aynı zamanda başka önlemler de aldık. Onu da hatırlatın. Merkez Bankası'nın dışında BDDK'nın almış olduğu ve büyüme üzerinde aşağı yönde etki yaratabilecek işte kredi kartlarıyla vesaireyle ilgili evet. Bir takım uygulamalar var. Bankacılık uygulamaları var. Haliyle de böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın faiz artırması evet büyümeyi daha da zorlayabilir. Zaten belirsizliklerden dolayı ve kurdaki oynaklıktan dolayı sanayi, özellikle sanayi sektörü sıkıntı çekiyor. Bu arada telefon hattımızda Cüneyt Paksoy var. Saxo Capital Menkul Değerler Strateji Uzmanı. Cüneyt Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Berfa Hanım, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kurda yükselişin borsayı da baskıladığı bir dönemden geçiyoruz. Dün yine sert bir hareket vardı. Nasıl görüyorsunuz yani bundan sonrasını? Kur açısından olduğu kadar borsa açısından da 21 Ocak tarihi bir dönüm noktası olabilir mi? Merkezin ne yapacağına bağlı olarak. Asıl önemli dönüm noktamız aslında 28-29 Ocak'taki FED toplantısı olacak ama içerideki 21 Ocak PPK toplantısına kadar da dolardaki bu yükseliş isteğinin devamı ve Merkez Bankası'ndan faiz arttırmana dair bir hareketin piyasa refleksi. Biraz böyle okumak da lazım. Ama tabii bugün enflasyon beklenti anketi de bence önemli. Çünkü daha önce faiz arttırımının enflasyondaki bir enflasyon algısı ya da
o anlamdaki hedefinde bir sapma olursa uygulayacağını söyleyen Merkez Bankası'nı anlamak adına da önemli olacak. Tabii beklenmiyor Merkez Bankası'ndan böyle bir adım seçime kadarki süreçte dolardaki yükseliş korundukça da buna bağlı olarak biz tarafında baskı yaratıyor. Çünkü banka hisseleri özellikle kurdaki bu oynaklıktan ve faizdeki gösterge tahvildeki yükselişten etkilenecek, negatif anlamda etkilenmeye de devam edecek. Bu da baskıyı devam ettirecek unsur gibi görülse de endeksin gene de 66.000, 67.000 bandı içinde olduğunu düşündüğümüzde hala bir yükseliş potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Çünkü daha önce 93.000, 63.000 gezi olayları ve Fed etkisiyle düşen bir endeksin bu kadar çok yoğun bir gündemde hala 66, 67.000 civarında olması yükseliş isteğini de gösteren bir unsur Berfu Hanım. Çünkü dolar yükselirken dolar bazlı grafiklerde BIST 100 endeksinin de yabancı ayağında ucuzladığını da görüyoruz. Şu an endeks 30 bin ya da 3 sent civarında bir yerde. Bu da aslında 5.1 sent zirvesine göre bir miktar görece ucuzluğu da gösteriyor. Ama bu ucuzluğun realize olması için kurdaki bir oynaklığın, bu devamlı yükseliş hareketinin bir miktar sınırlanması, yurt dışının asla negatife geçmemesi, en azından pozitif ya da yatay bir seyirde kalması BIST için de önemli olacak. Bir miktar da seviyelere indirgersek, açıkçası tekrar 67.500, 68.500 üzerine geçip 70.000'i test etmeden tepki hareketinin gücünden bahsedemeyeceğiz. Aşağıda da 65.000, 66.000'i pozisyonlarım için kısa vadeli ilk sınır stop gibi görmekte fayda var. 200 haftalık kişisel ortalamayı da barındırıyor, hep söylüyoruz. Buranın altına, çünkü tekrar 60-61 bine doğru bir geri çekilme de mümkün. Hem kura bakıyoruz hem de desteklerin çalışma gücüne, dirençlerin geçirme gücüne bakmaya devam ediyoruz. Cüneyt Paksoy, çok teşekkürler. Saxo Capital Markets strateji uzmanından yorumlar aldık. İzleyicilerimizden çok sayıda yorum var Erkin. Onlara da yer verelim istiyorum. Rıza Okan Balaban demiş ki ABD ve Avrupa Birliği in, BRIC ülkeleri ve özellikle Türkiye out mudur bu dönemde diye çok, sormuş. Çok, çok net bir mesaj. Zaten yaşanılan sıkıntı bu. Gelişen borsalar söylediği gibi yukarı yönde hareketlerine devam ederken gelişmekte olan ülkelerin borsalarında ve piyasalarında sıkıntı var. Özellikle yabancı yatırımcı için yargı sistemine güven, döviz seviyesi ve endeks seviyesinden daha önemli değil midir diye Turgut Bey'in bir tespiti var. Siyasi ve makro ortamın, yatırım yapılabilir ortamın borsa ve tahvil için önemli olan sermaye girişleri açısından çok önemli olduğunun bir mesajıdır. Doğru, katılıyorum. Handan Hanım diyor ki Twitter'da, kur için faizi düşünürken reel sektör unutulmamalı demiş. Evet. Kuru düşürmeyen faiz artışı zarar verir demiş. Çok doğru bir tespit. Demin Handan Hanım'ın tespiti çok doğru. Çünkü demin konuştuk 2014'te hatta stagflasyon riskinden söz ettik. Düşük büyüme, yüksek enflasyon 2014 yılının teması olabilir dedik. Bence bunu vurgulayan bir yorum. Murat Bey, Türkiye'nin yabancı yatırımcı açısından en cazip yönü nedir demiş. Türkiye'nin yabancı yatırımcı açısından en cazip yönü bütün yaptıklarının bileşkesiydi. Zaten o bileşke not artışıydı. Neydi? Bankacılık sistemi, mali disiplin. Berfu, bugün mali tarafa baktığımız zaman borç oranı olarak Türkiye'nin. Yani kamu borcunda çok rahatız. Yani çok kırılgan rahatız. Beşli'de ne açıdan bakarsak en kötü biziz ama kamu borcu açısından bakınca en rahat Türkiye. Kesinlikle. Hem de Avrupa'nın formülüne göre. Dış borcumuza baktığımız zaman Avrupa'daki gelişmiş ülkelerden dahi daha iyi durumda Türkiye. Dolayısıyla evet, mali taraftaki gücümüz şu an yabancı yatırımcıların nezdinde en iyi olan tarafımız. Kötü yönlerimiz de var. Örnek yüksek cari açığın kısa vadeli sermaye girişiyle finanse edilmesi. Bu Amerika'nın 10 yılını azdırmayacak bir durumdan söz etmiştin az önce, yani söze evet. Başlarken. Bekir Gürdamar, azdıracak gelişme ne olabilir Amerika'nın 10 yılını diye sormuş. Evet, Bekir Bey güzel sormuş. Amerika'da 10 yıllıklar, şimdi hep şu konuşuluyor. İyi veri piyasalar nasıl reaksiyon verdirtir? Kötü veri piyasalar nasıl reaksiyon verdirtir? Yani iyi veri kötü piyasa mı? Yoksa iyi veri iyi piyasa mı?
Bunun cevabı dolar endeksiyle 10 yıllıklarda gizli. 10 yıllıkları %3'ün üzerine çıktığında tedirginlik artar. 3.25'in üzerinde çıkarsa panik artar dedik. Dolar endeksinde de 81.5'un üzerinde rahatsızlık başlar. 83'ün üzerinde sıkıntı başlar. Bir kere bu seviyelere dikkat etmekte yarar var. Ne azdırabilir 10 yıllıkları kontrolsüz bir yükselişe ne neden olabilir? Özellikle haftalık işsizlik sigortası başvurularında 300 bine yaklaşır ve 300 binin altına gelirse o 10 yıllıkların %3.20'nin üzerine çıkmasına neden olabilecek başlı başına İstihdam verilerini izleyeceğiz. Evet. Perşembe günleri bu haftalık işsizlik sigortası başvuruları açıklanıyor. Yatırımcılar onu da bence yakından takip etmeli. Evren Özmermer de demiş ki Amerikan 10 yıllıklarda tamam 3'ün üstünü takip edeceğiz ama dolar endeksinde takip edeceğimiz rakam nedir? Kritik rakam demiş. Az önce belirttiğim 81.5 kırıldıktan sonra tedirginliğin artacağı bölge 83-83.5 bölgesi. Hatırlarsak çok güzel bir soru aslında. Mayıs ayında yani Fed'in Bernanke'nin o gelişmekte olan ülkelere sert satış getiren süreci başlatan konuşmasını takip eden dönemde dolar endeksinin 84-85'lere kadar yükseldiğini gördük. Ve o zaman da baskı artmıştı gelişmekte olan ülkelerde. O yüzden belirtmiş olduğum seviyeler geçerli. Şimdi Özgür Yurttaş Seven'le de biz bu sabah konuştuk. Kurun kaderi neye bağlı diye Garanti Yatırım Araştırma Yönetmeni'nden bakın ne yanıt aldık. Bu noktaya nasıl geldiğimize bir bakmamız gerekiyor. Yaklaşık 6-7 ayı geçkin bir süre yani Mayıs ayında Fed Başkanı Bernanke'nin yaptığı açıklamayla birlikte zaten gelişmekte olan gerek hisse piyasalarından gerekse para piyasalarından yani kendi para cinsinden olan varlıklardan bir çıkış ve dolara bir geçiş söz konusuydu. Hemen hemen bütün piyasalarda kendine has özel bir hikayesi yoksa sonuçta bir değer kaybının yaşandığını gördük. Şimdi bu süreç bizim açımızdan öncelikle Ağustos-Eylül döneminde Suriye riskinin fiyatlandığı süreçte bir miktar daha olumsuz ayrışmaya dönmüştü. Bir de bu olumsuz ayrışmanın ikinci etabını Aralık ayıyla birlikte yurt içindeki gelişmelerin tansiyonu arttırmasıyla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Şimdi bu noktada tansiyonun düşmesi yani yurt içi gelişmelere bağlı olarak tansiyonun düşmesi bence en etkili kur üzerinde ve de hisse senedi piyasası üzerinde en etkili sonucu yaratacaktır. Onun dışında gelebilecek müdahalelerle ben açıkçası kalıcı bir değer artışı ne hisse senedi piyasasında ne de para piyasasında yaşanabileceğini çok düşünmüyorum. Bir de sürece şu yönden bakmak lazım. Hisse senedi piyasası açısından özellikle. Bakıldığında son 5-6 yılda %65.7, %66 oranında bir yabancı yatırımcı oranı Borsa İstanbul'da söz konusu ortalama olarak. Şu anda ise %62'lerde yani son yılların en düşük seviyelerine geri çekilmiş durumda. Burada yeniden yabancı yatırımcı piyasaya geri dönecek ki talebini yeniden arttıracak ki yani tamam tekrar 166-67'lere doğru bir gitmesin ama bir ivme oluşması gerekiyor ki Türkiye ilginin artması gerekiyor ki hem Türk hisse senedi piyasasına bir giriş olabilsin, bir toparlanma yaşanabilsin, kalıcı bir toparlanma yaşanabilsin. Hem de bu ilgiyle beraber Türk lirasında bir değer artış süreci yaşanabilsin. Bu da muhtemelen Türkiye'ye bakış açısının son dönemde bozulan bakış açısının kökten bir değişmeye ihtiyacın olduğunu göstermekte. Burada da iki tane faktör önümüze çıkmakta. Gelişmekte olan piyasalarda zaten kırılgan piyasalar olarak nitelendirdiğimiz piyasaların hepsinde bu sene seçim sürecinden geçilecek olması önemli bir faktör. Bizim açımızdan da bu süreç öncelikle yerel seçimler ardından da Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak ön plana çıkıyor. Buna yönelik belirsizlikler ya da kaygılar giderilebilirse o zaman piyasada daha kalıcı değerlenmeler Türk lirası cinsi varlıklar açısından mümkün olabilir. Onun dışındaki bütün hareketler şu aşamada birer tepki yükselişinden ibaret olacak gibi gözükmekte. Evet, Özgür'ün tespiti şu şekilde yani 166'lardan 62'lere inen bir yabancı payı var. Yani bu oran tekrar yukarılara çıkmadan ne borsada ne de Türk lirasında bir değerlenme beklemeyin diyor özetle. Çok net. Yani biraz yabancıya daha çok bağlı, evet. Dışarıya daha çok bağlı diyor. Özgür mesajı çok net vermiş. Yabancı yatırımcının ana trendi belirlediği bir borsamız var. Bu gerçek unutulmamalı. Bu önemli. Bu arada tabii şöyle bir endişe de var. Şimdi biz bütün bunları kendi iç sebeplerimizle bir de işte gelişen ülkelerdeki genel kırılganlıktan dolayı yaşıyoruz. Dışarıda borsalarda, küresel gelişmiş borsalarda sert yükselişler varken biz bu durumdayız. Bir de orada düzeltme başlarsa bu bize ikinci bir darbe mi olur? Evet, olur. Ama şu an için o durum söz konusu değil. Yani yakın vadede
Hep şunu söylüyoruz Berfu. Mesela Amerika bugün bir problemi daha çözdü dün. Çok önemli. Kapalı kepenk problemi, evet, en azından 30 Eylül'e kadar unutun dediler. 30 Eylül neden kritik bir tarih Amerika için? Onlar da mali yılın son günüdür 30 Eylül. Dün akşam Senato onayladı bütçe tasarısını ve Amerika 30 Eylül'e kadar olan süreçte en azından kamu kuruluşlarını fonlayabilecek. Bir sorunları daha kaldı, o da borç tabanı. O da bir 6 hafta sonra yeniden gündeme gelecek ama çok kararlı gidiyorlar bu sefer. Fed'in önünü açmak istiyor. Maliye politikasında sıkıntı yaratmayarak Amerika, para politikası üzerinde sıkıntı yaratmamak gibi bir niyetleri var. Bunu çok net gözlemliyoruz. Dolayısıyla büyüme verileri iyi Amerika'da. Böyle büyük risk yaratabilecek kapalı kepenk problemi gibi meseleleri de çözüyorlar. Bilanço sezonu da piyasaları tedirgin etmeyecek şekilde devam ediyor. Ki hatta bugün General Electric'in bilançosu var. Ondan sonra Amerika'da bilanço sezonu da bitmiş sayılır. Onu da söylemekte yarar var. Dolayısıyla ortam iyi, birkaç hafta daha olumlu hava devam eder dış borsalarda ama orası da bozulur. Bizde halen bu ortam içerideki siyasi tansiyon yüksek seyrederse o zaman 60 bin 58 bin bölgesinin altı dahi söz konusu olabilir. Onu belirtmekte yarar var ama şu an için bahsetmiş olduğum 60 bin 70 bin bandı geçerli. Dolar TL işlemleri başladı. 2.20.45'ten başladık bu arada, evet, bankalarası piyasada. Burada hani temel olarak 21 Ocak'ta faiz silahının kullanılmayacağı algısının kuru yükselttiğini kısa vade için şimdilik söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz. Hı-hı. Evet, bir de benzerlerimizden faiz artışı yönünde hamleler geldiğinde, örnek Brezilya, bizdeki baskı daha da artıyor. Bir de Merkez Bankası dışında şey yok aslında, burada satıcı yok. O da önemli bir nokta. Çok doğru. Onun için herkes alıyor ama merkez satıyor tek başına. Özel sektörün açık pozisyonunun büyük olması da kurdaki ikili yönlü baskıyı artıran bir diğer faktör. Dün 2.21.25 ile biz rekor kırmıştık. Bu arada tarihi rekoru kırmıştık. Şu anda o seviyelerin altındayız ama kritik 2.20 eşiğinin aşılmış olması da önemli. Erkin, sona doğru yaklaşırken böyle hızlı hızlı bir geçelim. Yani evet, dolar TL'de kısa ve orta vadede ne bekliyorsun? Yani artık bu seviyelere alışmalı mıyız? Yeni denge buralarda mı olacak? Şöyle, 2.30-35 riski var ama o bölgeye yaklaştıkça ben yatırımcılara TL'ye geçmelerini tavsiye ederim. Orta vadede TL dolar karşısında değer kazanacaktır. Benim tahminim o yönde. Yani çok ciddi bir türbülans yaratacak kadar işler bozulmazsa içeride, oraya gittikçe TL'ye geçmekte fayda var. Onun altını çizelim. Dün Euro TL'de de 3.0084 ile 3 haftanın zirvesini görmüştük. Bence onu da hatırlatalım. Bir de döviz sepetinde de 2.6105 ile yine rekor kırılmıştı. Bugün bu seviyelerin biraz altındayız ama orada da dikkatle izlenmesi gereken seviyeler var. Euro dolar. Euro dolarda geçerli görüşüm 1.38'e yaklaştıkça, hatta 1.38-1.40 bandında dolara geçmekte fayda var. Altın. Altın için bugün konuşamadık ama bu da geçen haftalarda hep değerlendirdik Berfu. Altın fiyatları büyük ölçüde fiyatladı Fed'in normalleşme sürecini. 1200-1150 bandında ben altında alış yönünde fırsat oluşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla düştükçe al. Dolar Euro'da yükseldikçe dolara geç. Borsa İstanbul'da 70.000-73.000'e yaklaştıkça risk azalt. 60.000-58.000'e yaklaştıkça risk artır. 2.35-2.50 bandını eğer yakalarsa burada yapılabilecek en büyük hata. Çünkü daha önce yerli yatırımcılar bunun sıkıntısını yaşadılar. Çok yüksek yerden dolar TL'de dolara geçtiler ve uzun yıllar dolar ellerinde kaldı. Lütfen 2.35-2.50 bandı eğer görülürse TL'ye geçin. Benim tavsiyem budur. Erkin Şahinöz, çok teşekkür ediyorum. Erkin Şahinöz'den yorumlar aldık, her cuma sabahı olduğu gibi stüdyomuzdaydı. Sorularınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir aramız var. Saat 9'da devam edeceğiz. Bankın sunduğu